deuxième vrai. Bu son süreçte domuzlar gelmişler bu tarafa. Artık arazilerimize zarar veriyorlar. Kavundur, karpuzdur şeyleri hepsini bozuyorlar. Artık biz de geceleri buralara geliyoruz. Nöbet tutmak zorundayız. Ya bir akşamımız burada gelip bir kişimiz yatıyor, bir kişi nöbet tutuyor. Biz ıslık çağırıyoruz. Biz geliyoruz burada, arabaya biniyoruz, ışık tutuyoruz buralara yol boyunca. Sonradan ağaca çıkıyoruz, oradan nöbet tutuyoruz. Arkadaşlarla beraber sabaha kadar kalıyoruz, gidiyoruz sonra. Her gece aynı bu şey. Aşağı tarafa bak. Biz bunu yapmasak, gelmesek buraya her gece, mahsullerimize zarar veriyor. Mecbur kalıyoruz, geliyoruz böyle, koruyoruz böyle şeyleri. ...11 ay bakıyoruz. Bir ay mahsulü almamız için bakıyoruz 11 ay. Onu da domuzlar bu 2-3 senedir gelip ha bu şekilde yiyorlar. Yemediklerini de böyle bu şekilde bozuyorlar. Domuzların yediklerini biz böyle bu şekilde bağda bırakmak istemiyoruz. Götürüp satamıyoruz da. Ha öyle kesip atıyoruz, çöpe atıyoruz. Ha bu bir, ha. Şimdi normalde burası böyle kapalı. Tamamen altını biz kapatıyoruz. Bunu yaptığımız zaman altını tamamen kapattık. Burasıyı da açmışlar. Şu an altını bayağı bir açmışlar. Altından benim geçebileceğim şekilde bayağı bir açmışlar. Domuzlar geldikleri zaman böyle hep geliyorlar. Akşamları geliyorlar. Burayı kazıp altından içeri giriyorlar. Kendi çabamızla önlem alıyoruz şunun gibi. Ama işe yaramıyor, yine etkisiz kalıyor. Yağlı, yağlı ne varsa her şeyi yiyor. Yani yağlı bitkilerden her şeyi yiyor. Yalnız domuz olduğunu biliyoruz. Telin, tel örgü çekmişiz. Telin altını delip
bahçeye giriyor, bağa giriyor. Her şeyi yiyorlar, doğru mu Hacı Dayı? Helaldir. Yani domuz, nohut olsun, mercimek olsun, üzüm olsun, karpuz olsun. Bununla ilgili vatandaş gidip kendi bağının bahçesinin başında geceleri bekliyor. Gerekirse kendi ilkel yöntemlerle bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Kimisi ışık yakarak, ses çıkartarak, ne bileyim sesler, müzikler çalarak bir türlü bir şekilde bağının bahçesinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar bunu. Dolayısıyla geceleri millet herkes gerekirse traktörlerle, gerekirse ses cihazlarıyla, müziklerle, şöyle böyle herkes tarlanın başında bekliyor. Veyahut tur atarak traktörlerle bir şekilde bahçesine, bağına girmesini engelliyor. Yaklaşık bir senedir bize zarar veren bir çeşit hayvan var, domuz geliyor. Mesela akşamları bir sabah gittiğimizde, arazimize gittiğimizde bakıyoruz. Etrafını tel yaptığımız halde domuzlar gelip o telin altından giriyor. Oluşan üzümü hem zarar veriyor hem de yiyor. Şimdi gündüzleri zaten biz arazide olduğumuz için domuz gelmiyor. Yani görmüyoruz. Gelirse de saat 11'den 2'ye kadar o saatlerde arazi sakin kalıyor. O saatte gelirse. Tel çekmişiz, telin altında giriyor. Nöbet tutuyoruz, nöbet tuttuğumuz zaman gelmiyor. Kokusundan mı her nedense biz onlarla başa çıkamıyoruz. Biz çok emek veriyoruz, çok bakım yapıyoruz. Tabii bu bağda biraz fazla işçilik istiyor. Bu domuzların yüzünden gördüğünüz gibi ürünlerin yarısını yemiş, yarısını kirletmiş, yere atmış. Bunların yüzünden fazla ondan faydalanamıyoruz. Devletin bu konuda bize yardım etmesini istiyoruz. Bu şekilde bizi mağdur ediyorlar. Bak bu salkımı komple yemişler. Bunu hem yemişler, geri kalanı da kirletmişler. Biz bunu kalkıp götürüp satamayız. Marketlere veremeyiz bu üzümü. Dedim ya biz tel örgü çekmiş, telin altında tekrar giriyor. Kapatıyoruz, başka yerden açıp giriyor. Işık koyuyoruz, ışıktan korkmuyor. Tekrar geliyoruz, geliyor. Nöbet tutuyoruz, biz geldiğimiz zaman o gelmiyor. Biz gittiğimiz zaman, biz gittikten sonra tekrar geliyor.